Geçen günlerde yaptığın açıklamalar bayağı konuşuldu. Bu savaşı bitirme yöntemin hakkında spekülasyonlar oluştu. Bu filme denk geldi. Bilmiyorum biraz konuşmak ister misin o konuyla ilgili? Biraz daha açmak ister misin? O konunun bu filmle ilgisi, orada da herhalde birbirini öldürmek üzere olan kardeşler var. Bu filmde de var. İki farklı cephede iki kardeşin hikayesi dünyadaki bütün savaşlarda olabilir. Ama yani artık bugünlerde birazcık yani her iki tarafında milliyetçileri ellerinde baltalar biraz sertleşmiş durumdalar. Yani bu film belki o baltaları bir ara toprağa gömmelerini mi sağlar? Birazcık daha sakin olup meseleye çözüm yolu mu ararlar? Bir de yani ben orada söylediğim laf şuydu, yani 30 senedir silahla çözemediniz, belki para bu meselede yardımcı olur. Dedin hakikaten onu, bu iş silahla değil ekonomiyle çözülür. Evet. Nasıl bir çözüm öneriyorsun? Valla Van'ı Viyana yaparız. Hakkari'yi Helsinki. Şırnak'ı Chicago. Ortada savaş falan kalmadı. O kadar paramız var mı? Evet, oraya daha fazla harcanmış. 600 milyar dolar diyorlar. Sadece Venedik için 50 milyar dolar biçiliyor. Düşünsene kaç tane Venedik olurdu orada. Oradaki insanların yaşam şartları. Korkunç bir para harcanmış yani. O para ekonomiye gitseydi, sosyoekonomik problemler çözülseydi, yani barış daha kolay olurdu. Çanakkale çocuklarını çektin, 3 senelik bir proje diyorsun. Şu andaki terör olayları ve gelişme süreci veyahut da senin çözüm önerinle ilgili bir film yapmayı düşünür müsün ileride? Yapacağım. Yapmak zorundayız. Ben Türk sinemacılarının gerçekten bu konuyla biraz ilgilenmemesini... Biraz geriden mi geliyoruz biraz bilmiyorum konularda? Yani. Çok sert ve acılı bir öykü var. Onu sana sonra anlatırım, yapacağım yani. O konuyu mutlaka yapacağım. Haluk Bilginer çekim ya. Süreci sırasında eşinden ayrıldı. Oktay evlendi. Siz de yılların mutlu çifti olarak. Haluk neyi yapamadı, Oktay neyi başardı sence? Oktay mutlu gözüküyor aslında. Ben gittim düğününe. Çok çok güzel bir evlilik töreniydi. Haluk da ayrıldı, iyi oldu. Herkes mutlu. mutlu olmaları daha iyi, önemli. Yani evli kalıp da mutsuz olacağına, yani insanlar, bence herkesin mutluluğu arama yöntemi herkese ait olmalı. Onun milyarlarca yöntemi var. O yüzden kimseye bir model öneremeyiz. Herkes kendi şahsi mutluluğu arama yöntemiyle mutluluğu bulur. O yüzden bu Amerikan Anayasası'nın ilk şartıdır zaten. Bence Türk Anayasası da böyle başlamalı. Herkesin mutluluğu arama yönteminin serbest olduğu ülkelerde yaşamak isterim ben de. Evet, bu işin standardı yok. Sizin sırrınız nedir? Var mı? Beraber kalıyoruz işte, sır bu. Ben onu özlüyorum yani, normal hepsi bu. Ne güzel bir şey bunca yıl sonra ben onu özlüyorum dedirtebilmek, diyebilmesi. Nasıl başarıyorsun? Rebecca'ya soralım. Seviyorum. Ne güzel ya, teşekkür ediyoruz. Sağ olun geldiğiniz için.